Cahil Köpeklerin 6. sezonunun bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Ben Ergül Borgen Alçakar ve arkadaşım Sergen Yalçın. Cehaletin adeta yemyeşil otlar üzerinde doyasıya semirdiği podcastimizde kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız. Kısa bir ara Serdar'ın Türkiye'ye intikal etmesi, bir takım temaslarda bulunması, dünya evine girmesi ve İki sene sonra yüz yüze görüşüp mezat şova çıkmamızla son buldu. İki sene sonra seni görmek gerçekten <gülüyor> <gülüyor> benim için bir şok oldu. Çünkü sen nasıl başardıysan kamerada 1.50 görünüp Gerçekte 1.91 adam mısın? İnanamadım Hocam yani. gerçekten boyumla ilgili çok değişik geri dönüşler aldım yani. <laughs> Biliyorsun daha sahneye çıktık hani senle. Hani selamünaleyküm biri bu... Sördar uzunmuş. Yo arkada benim kısalık uzunluk gibi bir iddiam olma. Yani ben hiçbir şey bahsetmemiştim boyumla alakalı. Ama herhalde öyle bir ***'ça konuşan insanlar demek ki kısa boylu olma öngörüsü var ya yani. değerli dinleyicilerimiz bize bu payı uygun görmüşler demek ki. Sen tam beklediğim gibiydin. En boy olarak çünkü sen zaman zaman beyan Be ediyorsun beyanın, sanırım. Evet benim boyla ilgili hep Eren kadar biri geldi. <laughs> i̇şte Eren gibi birini düşün biraz daha irisi falan hani hep böyle bir ölçüt gibi kullanıldığım için gündeme geliyor. Fakat seni hiç kullanmadılar mı yani ölçüt olarak mesela çocukken falan iri değil mi? İri miydin? Nasıldın? Abi ben ergenlik boyunca yani ebatların en çok işe yarayacağı dönemde hep sınıfın en kısa boylularıydım. Aa. Evet ama şöyle bir şey oldu bizi 19 Mayıs çalışmasına gönderdiler lise hazırlık sınıfında. Ben o 15 günlük süre içinde Orada gözlüm... seni bir örümcek ısırdı ve <laughs> Yok gözlerim bozuldu. Hiç gözlük evet. takmıyordum. 2003 yılına kadar gözlük takmıştım yoktur. Orada gözlerim bozuldu ve boyum işte 1.65'ten 1.83'e falan yükseldi yani. O... <laughs> gerçekten <kısı>. radyasyonu <laughs> radyasyon aldı. Ama... Kaç birisi... yılıydı? Bir saniye. Kaç yılıydı? 2003 Çernobil patladıktan sonra ya. Yani. <laughs> Ama hocam şey açık hava yani güneşin kendi öz hakiki radyasyonu çünkü. <laughs> O 19 Mayıs çalışmaları da bizi bir toprak sahaya götürüyorlardı ve hiçbir hmm. şey yok. Toprak saha var, sen varsın. Köşede bir tane dandik köfte satan dayı var ve o aroma kola satıyordu bir de. O aroma kolayı bilirsin. O da radyoaktif bir içecek. <laughs> Belki ee... de aroma karası, kola sayesinde boy attın. Buradan <laughs> tüm kısa boylulara sesleniyorum için. Ama ondan sonra mesela hiç böyle bir gündem maddesi olmadı. Hiç demediler ki vay Serdar sen çok iyisin. Bir tek tiyatro kulübünde üniversitede dev, dev rolünde oynayan bir çocuk vardı. Onu tiyatroları attılar. İkinci eniri ben olduğum için dev rolünde uygun gördüm. O kadar. Sanırım şeyden beklemiyor. Yani hazır cevaplık var sende. Mesela ben onu fark ettim bir şeyde. Mesela benim komik olmadığım foyası ortaya çıktı. <laughs> Estağfurullah. Show'da. sen de ya sen de <laughs> ama bana espri sattın mesela ben onu şey yaptım en çok reaksiyon alan şaka oydu yani. Ben biraz şey gibiyim abi. Mesela oraya çıktık ya böyle dört kişi dizildik mezat şovda. Ben orada şöyle bir şey hissettim. Yani arkada kaynatan hani lisede <laughs> adamlar oluyor mesela. Ben öyle bir yani orada birileri konuşuyor işte onlar kendi arasında konuşuyor falan. Ben böyle sürekli senle kaynatma şeyi gibi. şakalar o yüzden sana söylüyorum. Sen de topluluğa söylemiş oldun. <laughs> bir de Neyse sen ki. çok güzel notlar tuttun, onları fark ettim ben. <laughs> Onu kimse gördüm ya, onları unuttum orada sonra. Yani bu tabi <laughs> hani oraları toparlayan arkadaşlar <laughs> bu hayvan oğlu hayvanlar ne yazmışlar demiştir. Yalnız sen de harıl harıl not tutuyorsun. Ben o yüzden onları karaladım. Yani resim falan Anladım. çizdim, küfürler yazdım. Sen harıl harıl not tutuyordun. Ben hatta senden sonra fotokopisini alabilir miyim diyecektim. <gülüyor> not... <gülüyor> Çünkü sınıfın çalışkan çocuğu gibi çat 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 not alıyor. Ben ne yazıyor falan Ya diye ben de sırf <laughs> kağıt kalem getirildi. Hani ayıp olmasın. Yoksa iki dakikalık <laughs> şey anlatıyorlar orada. Aklıma tutarım bir şekilde yani. Problem olmazdı da. Ama çok keyifliydi. Buradan Barış'a, Nevzat'a ve Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Güverdin stand-up ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle Gerçekten çok teşekkürler. Gerçekten inanılmaz keyifli bir akşamdı Bizim için Bu arada bilmeyenler için yani Mezat Show Ankara'da bir şov. Sevgili Yavuz Günal vasıtası ile bizi de davet ettiler. Yavuz Günal'a da buradan teşekkürlerimi sunuyoruz. 23 Mart'ta Mezat Show'a konuk olduk. İlk date'imiz mezat şovda oldu. Herkese nasip olmaz hocam yani ilk tanışmayı <laughs> mezatta. sahne, sahnede yapmak. Henüz daha şovu yayınlamadılar. Yayınladıkları zaman size de paylaşacağız. Serdar belki Mayıs gibi ge geri geleceksin değil mi sen? Sanki ya, hiçbir şeyimi değiştirmiyor. Medeni halim değişti. İşte sahneye çıktım, sahne tozu yuttum, seni gördüm. Bütün bu önemli gelişmeler yetmiyormuş gibi bir de iş değiştirme mevzusu çıktı. Evet. Eğer nasip olursa Mayıs'ta bir Türkiye'ye tekrar gelme son kalan senelik izimi ekmekle sıyırmak üzere <laughs> Türkiye'mize geleceğim. Serdar'ın Türkiye'ye gel Mesela yeniden belki Mezat Şov'a konuk olabiliriz. Sizleri de bekleriz. Bu arada Cahil Sözlük açıldı. Bunun duyurusunu yapamadık. Ya, geçen haftalarda açıldı. Bilgehan adlı dinleyicimiz tarafından ilmek ilmek kodlanarak internet alemine açıldı ve saçıldı. Doyası'ya girip cahil saçabilirsiniz. Her bininci entride bir kiloluk erzak hediyesi var. Doyası'ya Cahil'e saçabilirsiniz. Bu fırsat kaçmaz biz de oradayız bekleriz gerçekten enteresan bir platform olma yolunda ilerliyor. Bu arada bir başka duyurumuz. Maşallah. <laughs> Maşallah. Cahil Show'da konuklar boy boy sizi seven cahil kovboy gibi bir <gülüyor> <gülüyor> durum oluştu. Yani resmen bir konuk kuyruğu haline geldi. En son konumuz Bu da belki da danıştıktan sonra Serdar'ın tüm itirazlarına rağmen bayanın beyanı esastır şeklinde düşünerek Spotify'a yüklemeye başladık. Fakat geriden yüklüyoruz. Daha ne duyuracağız? Yani gerçekten artık. <laughs> Ama şey oldu bu tabi bunun sebebi biraz da tabi dediğim gibi stoklu bölüm yapmamız oldu. Hocam biliyorsun seçimler meçimler sanki birinin diğerinden farkı varmışçasına sevinmeler yaşandı. Gereksiz şovlar. İki günde unutulacak ve yeniden aynı dertlerin daha da beterine kavil olacak. Fa fa şekilde. Fadi. Fadi olacak şekilde <laughs> Osmanlıca. Cahil Köpekler Osmanlıca devam ediyor. Şehirlerde daha çok yeşil alan sözü veren şeyler olmuş mesela. Sen... Bu konuda ne düşünüyorsun? Şehirde yeşil alan istemek cehalet midir? Asrın Mercan adlı dinleyicimiz sormuş bize. Hocam bu yeşil fetişisti, şehirlerdeki yeşil fetişistinin olayları genelde şöyle başlar abi. Of sıkıldım bu betondan. Her yer beton. Abi uyanacaksın böyle karşında orman olacak, altında deniz olacak, işte mis gibi hava olacak, şehir gürültüsünden uzak olacak falan filan diye böyle bir herkesin fantazisi var. Seküler tayfanın tabii ki. Ama şunu atlıyorlar hocam. Şimdi sen öyle düşündüğün ev yaptın. Ben öyle düşündüğüm ev yaptım. Herkes ormanda ev istiyor. Karşıya da ev yapılacak bir süre sonra. Onlar da orman istiyor falan. Derken ne oluyor? Beton. Yani bir alemin akıllısı sen misin anasını seveyim? Yani. Herkes yeşil ister yani baktığında. her Ben isterim ki mesela şimdi evimin içinde ekmek fırını olsun. Ustaya el edeyim. Bana ekmeği atsın ağzıma kürekli. Sen istiyorsan öbürkü de isteyecek. E Öyle olunca da zaten bir şey icat edilmiş ki insanlık buna şehir diyor. Çok güzel bir icattır. Yani yaşamayı sevenler için harika bir yaşam alanıdır. Hocam şehir betondur. Beton medeniyettir. İnsan yıllardır bu yollar asfaltlansın diye, her yer beton olsun, işte su, çamur yaratmasın aratmasın. İnsanlar bir yerden bir yere yürüyebilsin, ne bileyim, arabasını sürebilsin diye çalıştı dediğinde bunu mahvedemeyiz. Kusura bakmasınlar yani. Bir tane yeşil göreceğiz diye yani yani bütün canım. o medeniyeti bozmaya gerekiyor. Beton medeniyettir ya. Ne güzel söyledin. Beton medeniyettir. Bana daha fazla güven veren bir şey yok dünyada. Hani bu gece yarısına kadar hazır beton döküyorlar da kalıplara lap lap <laughs> çimento arabası geliyor. Ben onu gördüğüm anda diyorum ki abi bu insanların oh sırtı yere gelmez hocam. Doğayı domine ettik. Yani ne kıyamet günü, ne gök göktaşı, ne heyelan o hazır betonu asla yenemeyecekler. Hazır Kesinlikle. beton gümbür gümbür geliyor hocam. Yani şehri geçtik. Ben balkonda kaktüs yetiştireyim dedim geçenlerde. <laughs> Max yani yeşillik. Suluyorum falan hani geçen bir baktım abi dibine. Sinek Evin içi sinek doldu yani böyle Aha. küçük, küçük sinekler. Ben de bu küçük sinekler nereden geliyor? Meğer oradan geliyormuş. Ya yani yeşillik Pisliktir ya sinektir yani yeşillik yeşil yeşilin ordu olduğu yerde sinek vardır böcek vardır sen yeşili seviyorsun ama sonra sineği öldürmek için yok ilaçlama yapıyorsun sprey sıkıyorsun böceği öldürmek için ilaçlama yapıyorsun Ee, yani ne daha, oldu daha yani, çok zarar veriyorsun doğaya bütün doğanın o, o, zor, o habitatını bozuyorsun yani ya bir kere sen insansın kardeşim sen inek misin? <laughs> <laughs> yani sana yeşil alan niye lazım yani? Sen inek misin? Sen insansın. Dök bürüt betonu mis gibi. Takmış kafaya yeşil de yeşil yeşil. Hep seküler de hayatması hocam bunlar gerçekten. Bu ağacın mesela yaprağı dökülür hocam. Gelirsin. iyi hışır hışır böyle iğrenç. Ağacın dalı uzuyor. adamı adamın balkonuna görüyor Onu budaman lazım. Ağacın kökleri asfaltın çatlatır matlatır. Çatlatır. Ya olduğu yerde çok şımarık bir canlı ağaç. Her <laughs> yer benim olsun. Ama ben asla hareket etmeyeyim yani. İki götümü kaydırmayayım. Şuraya araba park etmesin. Orada durayım ben. Bir e de bu ağaçla de. duygusal bağ falan kuruyorlar ya. Aa ne güzel büyüyor. Ha, e, babaannen de büyüyor. Ona ona bak. Onunla duygusal bağ kuruyor niye yani? <laughs> Çok sinsi bir canlı ağaç bak. Gerçekten hani bu bu kadar pek dikkatini çekmedi kimsenin ama hani büyük şehirlerde de, hani başıboş köpek sorunu falan diye hashtag açıyorlar. Başıboş ağaç sorunu var aslında. <laughs> Hocam gerçekten notlarımı ekliyorum. Önemli. <laughs> ben buradan bütün insanlara bu sesleniyorum. <laughs> bütün, bütün seks yapamayan 15 ila 25 yaş arası erkeklere sesleniyorum. Lütfen bu soruna odaklanın döküyor sürekli döküyor. arabanın üstüne arabanın içi hep şey dolar benim o çam hani yaprak, çam iğnesi. Mesela yaban kestanesi ağacı vardır bilir misin? Leş gibi olur altı. I Onu abi hocam yenilen bir meyve de değil. Lap lap döküyor. İğneli iğneli kabukları var döktüğü meyvenin. Yani bu kadar lüzumsuz. Bizim mahallede mesela bir dut ağacı var. Abi mahvediyordu ayağımı. Ya yani de zaten dut çok biliyorsun low bir meyve yani. Hani kimse gidip de ben dut yiyeyim demez yani. yani ayaklarımın altı yapış yapış dut. Ağaca bakıyorsun orada hala pislik meyve var Abi bile... doğa Aynen, eşittir sen... pislik abi yani. Kesinlikle Kesinlikle Yani doğada doğada kalsın. Var tamam hadi onlar da oksijen <laughs> üretiyor falan filan. O şehrin dışına eksinler <laughs> ne ekiyorlarsa yani. Aynen öyle. Ona bir şey demiyorum. Ama şehir bizimdir. İnsanlığını, insanlık bu dünyanın sahibidir. Biz herkesi domine ettik. Bir tane oduna da <laughs> Allah. Evet Allah. Boyun eğmeyiz yani hocam. Şey beni çok geriyor mesela. Yani ağaç hadi neyse. Çim oğlum. Çim ultra masraf ya. Ultra <laughs> bir masraf. Düşünsene dünyada su yok diye ağlıyorlar. Böyle koca fıtık koca tıp. alanları yeşillendirip aynı fıtı fıtı her yeri suluyorlar. oğlum bu Yani o çimi sen koruyabilmek için harcadığın suyla Afrika'daki kuraklığı çözersin yani. Ki Afrika'yı geç bizde artık olmaya başladı. Türkiye'de biliyorsun yazın falan. Baraj doluluk oranları %15 su kalmış %10 su kalmış diye. Evet. Sulamayın hocam çimleri. Yani sırf yani... bir de görsel bir şey için hani. Çim bir de o kadar boktan bir şey ki. Geçen gün oturduk işte çimlerde. Ya altımdan hangi böcek kuyumu kazıyor? <laughs> Oraya daha önce kim işedi? Hangi köpek sıçtı? Ya iğrenç bir yer. Bir de yıkayamıyorsun çimi. Evet, Halbuki evet. ya ben bu çim yerine şunu öneriyorum. Bütün dünyada bir yapay çim ya. Halı sağlar hocam. Halı sağ. Abi zaten bak yıkanıyor birincisi. Çamaşır suyunu yatırabilir misin? Yatırırsın. Yatırırsın. Zaten <laughs> masrafı yok. Bir kere döşüyorsun. Bitti. Bir daha ne sulayacaksın ne bir şey yapacaksın üstünde tepin, oyna, zıpla, yala. Yalayabilirsin yani mesela çimi. Şey olabilir bizim mesela babaannemlerin evini hatırlıyorum ben. Beton da abi. Full beton ve böyle hafif koyu yeşil bir tona boyamışlardı. Of, bayılırım. The Müthiş. Green Mile. <laughs> Home Hanks'in devleştiği o, o harika film. Ya sana yeşillik yani. Şey koyuyorlar ya işte esmiyor değil mi? Esmez tabii. Bir fotoğraf koyuyorlar İstanbul'un böyle tepeden çekilmiş. Güya her yer betonmuş da o yüzden esmiyormuş. Bunu paylaşan adam nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor. Git kardeşim Tokat'a onu da kabul etmez. Tamam evet. İstanbul'da yaşa ama senin evini yıkalım ağaç dikelim ağaçta yaşa. Doğru. O da kabul doğru. değil. Ama esmiyor. Son Esmeyecek doğru. hocam. Klimayı taktıracaksın altında oturacaksın. <laughs> Bu kadar basit. Aynen öyle. Biz klima yaptık ya. Doğada Tabii. da gittin mesela bir yere esmeyebilir ama şehirde esmiyorsa klimanı açarsın. Yani istediğin oranda estirebilirsin. Öyle bir güzellik. Bu hangi canlı yapmış böyle bir hizmet bu doğaya? Hiçbir canlının böyle bir icadı olduğunu sanmıyorum. Bir de şey var işte bu eski İstiklal Caddesi fetişistleri çıktı son zamanlarda biliyorsun işte eski taksim abi, eski İstiklal işte böyle 2004'te çekilmiş ağaçlı, şimdi çekilmiş ha. hiç ağaç yok falan. Hocam o ağaçlar varken İstiklal Caddesi, affedersin hapın pisliğin oğlu hayvan insanların yuvasıydı. Herkes sokağa işiyordu falan. Pis bir yerdi. Şimdi ise evet. sağlık turizmi için ülkemize gelen ve ülkemize döviz <laughs> kazandıran çok değerli şerbetli tatlı seven Arap kardeşlerimizin yuvası. Eskiden evet. İstiklal Caddesi ne kadar döviz kazandırıyormuş? Şimdi ne kadar döviz kazandırıyormuş? Bunlar bir Bakılsın. O ağacın olduğu yere iki tane daha Arap sığdırırsın hocam. Onlar da sana gayet güzel döviz getirir yani. Pisliktir abi. Ağaç pisliktir. Düşündüğün zaman hem altını pisletir. Hem insan gider oraya pisler. Bir de hani böyle or böyle parklarda falan hep gece gir, giremezler ya böyle iç içkililer evet. falan. E, yani çünkü ağaç var. Ağaç var. Pisliğe zemin hazırlar yani. Abi şehirde bir alanın varsa boş alanın varsa beton. Dök full bürük betonu. Dök. İşte bu. Yani... Baksın meydanında mesela bir toplu halı yıkama şenliği düzenlense mis gibi beton hocam. <laughs> Oradan böyle herkes halısını yıkasa gümüş suyundan suyu verseler pisliğin suyunu, Oo. köpüklü suyu. Oo, çok güzel olur. Gümüş Kesinlikle. suyundan aşağı doğru Paşa Bahçesi'nden oradan inecek. Harika aşağı. oradan böyle köpüklü köpüktü sular aksa oradan tadına doğru. Harika Kesinlikle. olmaz mı hocam? Al sana Bence şehir de. festivali. Beyoğlu Belediyesi <laughs> buradan sana sesleniyorum. Halı yıkama fest. Ayrıca da e, milli sporumuz yani. 15 sene halı yıkadım ya. 15 sene. Annem evet. bana verirdi fırçayı. Ya çok meraklıysan yeşil alan vesaire bilmem ne git mağarada yaşa. Aynen hocam. Ama yani mağara... hiç cep telefonu falan da almak yok. Öyle alma. Aradan üryan. Yapraktan artık kendine kostüm mü yapıyorsun? Mızrak mı yapıyorsun? Ne yapıyorsan? Bir de hani mağarada yaşıyor ya. Mağarada çim yok. Ne yapacağım? Ma yani senin yatmak için beton zemine ihtiyacın. Çime yat bakalım iki gece. Kaç ne tane böcek nerene ısırıyor senin? Bu taş doğa tarafından yapılınca iyi de insan tarafından güzel bir geometrik form verilince mi <laughs> kötü? <çünkü? gülüyor> Beton sevmeyenlere buradan sorumuzdur yani. Biz yaptık diye mi kötü oldu yani? Taş doğa <laughs> yaptığı zaman iyi de şekilsiz, şükürsüz, yamuk yumuk taşlar. Çok kötü bir de taşlar ya. Yani bak dağlar falan evet. inanılmaz çirkin yani. Şu taş duvarı çok överler ya böyle. Evet evet. Saçma sapan bir şey oğlum. Ne güzel. dökeceğim bürüt betonu. Löps diye böyle. şey ne diyorsun? Peri bacası görmeye gidiyor insanlar. Seküler silkeleme peri bacası. Seküler tamamen. silkeleme kesinlikle. Seküler Ve hani silkeleme. normal taş da değil. bayağı cihaz da fotoğrafı gibi hepsi o taşları yani <laughs> baktığı zaman. Dik pik atan e, insanlar aratı gibi falan bir şey yani çok. Kilitli. Doğanın dik piki diyebilir miyiz Nevşehir için? Kesinlikle diyebiliriz ve mesela yeşil öven bütün insanlar da koşa koşa gidiyor Kapadokya'ya. Hadi bakalım. Bir tane yeşil yok. Her taraf sapsarı Netflix filtresi gibi. Benim şehirde istediğim tek yeşillik kebapçının yanında ikram olarak verilen yeşilliktir. <laughs> Bol tutulursa seviniriz. <laughs> Şöyle turp falan da olacak yanında değil mi? Harika tabii yani. tabii şöyle ya, hocam Kesinlikle. böyle sıcak başın arası. Ben yine brüt betona kaçtım abi turp falan. Yeşile orada bile çok tahammül etmiyorsun <laughs> direkt yani soğana falan cırtıp. Instagram'da brüt grup diye bir sayfa var isterseniz takip edin. Çok güzel brüt beton bina resimleri var. Yani brüt beton sevenler eklesin. Tuna şöyle bir şey yazmış. Şehirlerde yeşil alan istemek cehalettir şehirlerde yeşil alandan çok otopark lazımdır. Otoparklar attıkça zaten yeşil alanda artacaktır. Bu araç seni bir yerden bir yere götüren en önemli şey. Sen bugün ne için çalışıyorsun? Araç almak için çalışıyorsun. <laughs> Arabaya binebilmek için evet. Arabaya binebilmek için çalışıyorsun. Sonra o arabayı koyacak yerleri çim ekiyorsun. Koyun muyuz birader ne yeşilliği yıl olmuş 2014 betondur medeniyet yeşillik demek çamur toz toprak demek kene demek belediye çimlere basmayın tabelasını asacak zaten ne gerek var yeşil alan evde misafir için ayrılan ve yalnızca misafirin kullanıldı kullanabildiği salon gibidir demiş. Jesse James aşırı derecede doğru. Özellikle şeye çok bayıldım. Sadece misafirin kullanabildiği yani sadece görsel evet. ya. Hiçbir <laughs> işlevi yok kesinlikle, kesinlikle yani. Çimlerde yuvarlanmak falan, oturmak Ki zaten o çime oturunca baya bok ediyorlar ya bu işte festivallerde falan. Tabii tabii Mahf canım. Oluyor bütün çimler. Sonra onu yeniden canlandırmak için dünyanın suyu harcanıyor falan. Yani onlar çok daha güzel yerlere harcanabilir. Anıl adlı kullanıcı. Yeşil alanı bırak saksıda çiçek bile cehalettir. Söylediğimiz çok doğru. gibi. Yeşil alan isteyen yılışıktır. Aynen. <laughs> Teo Beyler adlı Twitter kullanıcısı da. Yeşil alan istemek cehalettir. Eski çağlara gidelim. Her yer yeşil alan. Ama dedenin de kaplan yiyor. Günümüzde yeşil alan... Çok az ama dedeleriniz de bununla doğru orantılı olarak daha da <laughs> daha çok güvencede yenmiyor. Bir de şey çok övülüyor ya. Bisikletle işe gidiyorum abi falan hani biliyorsun. Bu böyle Avrupa'da görüyorlar, özleniyorlar. Mesela geçen Can Yılmaz paylaşmış. Hollanda'dan bir cadde kesiti paylaşmış. Hollandaların rush diye. Bir de böyle kinayeli falan yazmış o. Anlayana. 70 mizahı var ya, 70'ler mizahı. Ben buradan Can Yılmaz'a şöyle seslenmek istiyorum. Gel bir gün Ankara'da senle bisikletle Kızılay'dan Cinnah'a çıkalım. Lütfen. Gel. <laughs> Kızılay'dan Cinna'a çıkalım. Cinnahta işe gidelim. Öğlen sıcağında bir yaz gününde. Hocam o, o yokuşta var ya o martılar bile Vites yani o, küçültüyor e değil mi? Elektrikli bile varlığına isyan ediyor yani hani Bu ne kardeşim diyor. filiküller taşıyıcı falan bu sebeple bulundu. Yoksa kimse enayi değil. Düz ayak olsa herkes bisiklete gider ama bir de... Bir de şunu anlamıyorlar insanlar. Avrupa'da insanlar aç. Yani bisikletle işe gitmelerinin sebebi para yok. O Amsterdam'da falan araba vergileri bilmem neler. Benim bir tane Dutch arkadaşım vardı. Adam araba alamıyordu mesela. Ucuz tamam araba. 1000 Euro araba mesela. Ama alamıyor adam. Çünkü diyor ki işte vergisi çok yüksek. Bilmem nesi bu kadar. Benim income şu. Hadi arabayı aldı, şehrin içine sokamıyor. Şehrin içine sokunca işte park parası, bilmem ne, şehirde kaldım parası. inanılmaz böyle masraflar var. Yani herif keyfinden bisikletle gitmiyor yani. Bunlar da zannediyor ki, "Aa çok sağlıklılar ve hani doğaya duyarlılar." O yüzden böyle bisikletle gidiyorlar zannediyorlar. Abi kerifler yani ger gerçekten ucu ucuna yaşadıkları için. Şimdi bak çok doğru bir nokta yaparmak lazım. Ben de Amsterdam'dan bahsedeceğim. Sen hiç gittin mi Amsterdam'a? Hiç gitmedim yok. Ama gitmiş kadar oldum. O kadar çok Hocam, anlatılıyor ki. Yani git dev bir eskici gibi. Trans istasyonun orası falan filan böyle. Full bisiklet. Bildiğin hurdalık gibi yani. Çöp olmuş Şehrin gibi. yani. Çöp olmuş. Her yer bisiklet, her yer. Yani kanallardan eskici. falan böyle kepçeyle. Çok eskici. çevreye duyarlıydınız hani. Suya şişe atmıyordunuz. Pet şişe atınca kaplumbağa bağırıyor da bisiklet düşünce şey olmuyor mu? Rezalet kepazelik ya gerçekten. O. Ve hani trafik olmasın diye yapıyorlar falan. Ben Amsterdam'da baya 5 dakika falan karşıdan karşıya geçemedim bisiklet yüzünden yani bisiklet trafiği var çünkü. Bu kadar bisikletle Hindistan'a döner abi orta. Aynen mesela Hindistanlı kardeşlerimiz tuk tuka binince şey i, ne iliken. aynen. <laughs> ki, ki motorlu bir taşıt yani baktığın zaman daha <laughs> üst segment bir taşıt olmasında rağmen Amsterdam'da evet. aynı ne güzel işte işe yürüyerek yağmur yağdı aa, e, olsun falan yüz rüzgar Romanti. esti Romantizm e, bilmiyorum. hocam. Tamamen romantizm. Yani perişanlık yani yağmurda çamurda gerçekten senin de dediğin gibi üç kuruşun hesabını yapıyor adamlar. Bu yüzden gidiyorlar ve hani perişan oluyorlar yağmurda çamurda. Ben de mesela seküler olduğum cahiliye yıllarında bir iki kere denedim bisikletle işe gitmeyi işte. Bir de düz yerde yaşıyorum yani. Kadıköy değil Fenerbahçe diye iş yerim var. İşte atladım bisiklete ah çok coolum falan böyle bisiklet yolu bilmem ne. İşe gittim. Leş. <laughs> ter. Full ter yani. Hadi gir Emre Arulat Bey Bey'le toplantı. Yani Hadi işte yani... duş olacak da bilmem ne de öyle gideceksin. Donuna kadar değişmen lazım abi. Donuna kadar ıslanıyorsun. Öyle terlemeden gidemezsin. İnanılmaz. Yani herkes bisiklet kullansın. Ne olacak abi o zaman? Çin'den sipariş ettiğin 0.3 dolarlık tokayı kim getirecek sana? Bir senede mi gelecek bisikletle gelirse? Ne yapacaksın? <laughs> Ama mi? bayağı enteresan olur. Bak Çin kafaya koysa onu da yapar biliyor musun? Yani bütün, <laughs> Bisiklet bütün, transportu. Bütün lojistiği bisiklette şey <laughs> yapar yani. Nasıl da pedal çevirecek adam bulunur diye yani. Ya çevreciliği şey zannediyorlar insanlar. Mağara adamlığına dönmek zannediyorlar. Yani telefona bakma, interneti kapa, arabayı sürme beton yani, dökme beton dökme bisiklet kullan falan hani mağara yani niye sürekli mağara adamına dönmek istiyorsunuz abi. Ya bak adam ne güzel söylemiş. Save the planet git o zaman vefat et. Yani <laughs> maksimum yapabileceğin. Yeşil ulaşım, sağlıklı ulaşım, jazzur trafik trafik olmasın istiyorsanız bunun Hı. aslında çok kolay bir yolu var ve biz bu insanlık olarak senelerce bu yöntemi kullandık. Ata binmek. At arabası sürebilirsin. At arabası sürebilirsin. <laughs> hani tekil olarak bir şey bir yere, bir yere gideceksen at sür. <laughs> at bir şey sür. taşıman gerekiyorsa at arabasına bin. Annenleri havaalanından at arabasıyla al mesela. At arabası de al. Aynen öyle. Harika Hem bir. Motorlu taşıtlar vergisi yok. Çünkü motorlu bir taşıt değil. <laughs> Atlı bir taşıt. Atlı bir taşıt ve hocam at istihdamı var. Yani pek çok at var şu an başıboş boş evet. gezen. Onların hepsine birer iş sahibi yapıyorsun. Sen şey hani olabilir mi adım... abi? Şu kızakları çektiriyorlar ya köpekleri. Askiler evet. Mesela onun hani sokak köpekleri versiyonu yapılsa <laughs> Türkiye'de. <laughs> Vallahi ağzın bal yesin inanılmaz bir yöntem Kızağın altına öyle küçük tekerler koyacaksın abi şey gibi Scooter'lar evet, var ya evet. o tekerlerden koyacaksın Bağlayacaksın önüne 5 tane sokak köpeğini <laughs> yallah Onlar zaten deri dana gibi koşuyor sen sadece yönlendirirsen yeterli yani Aynen hem köpekler iş bulmuş mu bulmuş hem bir işe yarıyorlar hem sokakta değiller. Evleri var, barkları var. Kesinlikle yani köpeklere bu şekilde bir istihdam sağlanırsa herkes mutlu olur. Hani başıboş köpek sorunu ortadan kalkar. Ama Ulaşım bak, sorunu ağaçlara, da çözülür. hala öyle mal mal bakar ama yani onlara bir şey bulamadık. Veya şöyle bir çözüm düşündüm ben. hani Hocam sen hafta sonunu evinde geçir hafta içi git kamp kur şirketin önüne. Hem doğayı seviyorsun doğada yaşayabilirsin bu sayede. Şirketin önüne çadırını kur. Yani ben bir nevi öyle yapıyordum mesela. Bir yere çok uzun bir yol gidip geliyordum iş için. Üç gün çalışıyordum. Gidiyordum arabada yatıyordum mesela iki gün. Aman Rabbi. Ama sen arabada kalmayı seviyorsun zaten genel olarak. Ben mesela eve geliyorum. Bir yarım saat falan da arabada duruyorum eve geliyorum. Yani <laughs> hani eve çıkmıyorum. Anladın mı hani olur mu sana bilmiyorum hiç ama zannedersen bizim ben taşrada büyüdüğüm için hani bir aktivitemiz arabada durmaktı mesela gidiyoruz. Araba Mac kaçırmak. Araba kaçırıyoruz McDonald's'ın önüne çekiyoruz o zaman McDonald's vardı arabada duruyoruz işte dağ gibi böyle bir bayır bir yere çekiyorsun arabada duruyorsun kubat dinliyorsun hani aktivite of. bu. <gülüyor> <gülüyor> kubat çok spesifik bir örnek oldu yani yaşandığına dair e, böyle bir olay yaşandığına dair en ufak bir şüphe bırakmayan bir örnek oldu. <laughs> Ben de bak aynı şekilde arabada durmak deyince aklıma geldi. Benim de şey vardı. Bir kuzenim. O zamanlar artık sevgilisinden mi ayrıldı? Yoksa sevgilisi yoktu tamamen tribe girmek için mi ne? Bir şarkı vardı bilir misin? Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi falan diye bir şey. Hatırladım. Biz de, o, biz de sürekli arabayı çekip onu dinliyorduk abi. Ve babamın arabasıydı bu arada. Onu çekiyorduk ve bu şarkıyı dinliyorduk. ve hüzünleniyorduk falan. Ki benim <laughs> hüzünlenmek için hiçbir sebebim yok. Yaşım 9. <laughs> Yani herhangi Gereksizli. bir insanı öyle seve, sevmiş olamam. Yani <laughs> kuzenim bilmiyorum muhtemelen onun da yoktur öyle bir şey ama tamamen hani trip olsun diye. Abi o zamanlar hype hüzünlenmekti ama. Evet. O dönemin hype'ı hüzündü yani. Biz de Kubat'ı dinleyip böyle hüzünlenip. Yani bir hüzün, sürekli bir hüzün ve dert hani birisi mesela şeyi yapınca çok büyük puan alırdı mesela bir o aramızdan birisi çok büyük bir dert varmış ve bize bir senedir söylememiş ve onu böyle of. pat diye of puana bak. Bu gecelik yani, kahramanı. King yani. Bir anda o grubun alfası haline gelirdi yani. Böyle o büyük bir dert. Modaydı yani. Dert sahibi olmak. Belki de ya doğuda işte, modaydı. Bilmiyorum. Tabii sizde daha da farklıdır muhtemelen. Hani Antep'in verdiği o şey de vardı. E Eskişehir'de dert değil de daha ziyade bir yani dert de var tabii de. Yani şey romantizmle karışık böyle. Hani gece radyoları falan oldu böyle. He. Sevgili izleyenler falan. Böyle. <laughs> böyle. Somut bir derdin olmasına da gerek yok. Hani tamamen işte yar beni sevmedi. Vay kavuşamadım. Sevdiydim de öldüydü. ya da Dostlarım bana kazık attı şeklinde hani belli teması olan şarkı ve türküler. Ben gerçekten şeyi düşünüyorum yani hüzünlü şarkı yapanların KYK kapsamında KYK mı? <gülüyor> 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 kredi, kredi yurtlar kurulmuş. <laughs> Neydi o KYK? KYK. <laughs> KYK kapsamında soruşturma veya kovuşturma açılması gerektiğini düşünüyorum o insanlara. Çünkü yani insan üzmek suç olmalı. Biz psikolojimizi toplamak için... Baya uğraşıyoruz antidepresanlar Terapistler falan Yogalar yapılıyor insana perişan oluyor Gidip oradan hala bir müzik yapıyor Herkesin böyle yarasına basıyor Terbiyesizlik yani neyse bisikletle Çok Hiçbir yapmış. alakası yok bunların ama Biz baya bu arada evet şey yaptık <laughs> Ve bak bisikletle mesela dağa çıkıp da Azer Bülbül açıp dinleyemezsin mesela hani evet. Çünkü kös kösülürsün yani. Dağa çıkarsın Azer Bülbül şarkı söylemeye başlar Dersin abi bir iki dakika sus Benim nefesim kendine gelir Benim şu an derdim daha büyük dersin yani <laughs> Küçük Karabalık şöyle söylemiş bisiklet konusunda. ÖTV yok, vergi yok asla cehalet değildir demiş. E, devlet ne yiyecek? Nasıl beton dökeceğiz? Aynen. Her yere. Sercan şöyle söylemiş. Ofise gelmişsin, kahveni almışsın. Yanına bisikletçi seküler geliyor. Ekşi ekşi terlemiş. Ben. Ben, o, ben zaten otobüste de terliyorum. Yani o yüzden hani bisikleti tahammül bile edemiyorum yani. Latif Çakıroğlu şöyle bir şey söylemiş abi. Kendisinin profil resmi bisikletçi. Hani baya böyle kasklı masklı. Tight'lı might'lı. Tight'lı aynen. Yağmur, çamur, rüzgar, saf, şov yazmış. <laughs> i̇şte bu. Aslında şu anlamda doğru. Hani bisiklet araç değil de amaç olabilir. Yani evet. araba için öyle derler ya. Hani amaç değil araç olmalı. Yani bisiklet de amaç olsun abi. Hayır, hocam. Araç olmayı versin. Motorlu taşıtlar için inşa edilmiş yolda motorsuz taşıt kullanıp saygı ve fark edilmeyi beklemek en nihayetinde cahilliktir demiş sevgili Koray. Hocam el arabası hakkında ne düşünüyorsun? El arabası medeniyettir diyesim geliyor. Medeniyet. Niye bilmiyorum ama medeniyet yani, değil mi? Çok estetik ya. Çok güzel bir taşıt çok yani aslında. Kimseyi üzmez. Mesela bir kaç kilo ağırlığı tıkır tıkır taşırsın. Mesela hani gerçekten kız arkadaşını seviyorsan bir erkek olarak. Bence el arabasında gezdirmen lazım. Harika fikir. Kızılay'a çık el arabasında Tunalı'yı dolaş ve mesela. Herkes, bütün gözler senin üzerinde olur. <laughs> ne Venedik'te gondol el arabasında romantik bir gezinti. Yani şey de olabilir hani çocuk bebek doğuruyorlar ve bebek arabasına koyuyorlar ya. Evet, el, da el, el arabası. El arabasında koy abi. El arabasında 3 kişi taşınır, çok rahat. Eşin, küçük çocuğun ve bebek, üçünü birden eve götürebilirsin. Medeniyettir. Ben, ben. Hatta bu scooter'lar yerine el arabaları olsa fena olmaz mı? Aa, ma martılar <laughs> evet. Martıları şeyle değiştirebiliriz yani. El, el arabasıyla arabasına. değiştirebiliriz. <laughs> ve çok daha güvenli olur biliyor musun? O martı çünkü beyin kanamasına davetiye çıkaran bir sistem. Evet, evet, evet. Çok tehlikeli. Hale nal çakar. <laughs> Dottir adlı kullanıcımız sanırım eşiniz oluyor. Üzerinde bir metal konstrüksiyonun olmadığı her ulaşım aktivitesi cehalettir demiş. Eşiniz olduğunu buradan anlayabiliyoruz yani. Bir şey istiyor değil mi böyle bir koltukların üzerinde evet çok mantıklı. Kendisi gerçekten tebrik ediyoruz sevgili Hale Hanım buradan. Birisi koltuk koymuş bisiklet koltuğunu. Bunu oturanın cehaletini sorgulamam demiş. <laughs> evet ya bir de o var değil mi? Seleyi de anüsün muhteşem dansı perişan eder o seleyi benim de çocukluğum bisiklet üzerinde geçtiği için o apış arasını <laughs> oldukça yıpratan yani apış arasını 10 yaş yaşlandırır yani <laughs> O zaman bu hafta bu kadar cehalet yeter. Yeterli hocam. Son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Senay Works bizler için Instagram'da oldukça başarılı işler yapıyor. Instagram stickerlarımızı yapıyor. Efektlerimizi yapıyor. Kendisi aynı zamanda da giriş müziğimizi muhteşem bir arabesk şarkı haline getirdi. Şimdi onu da koyarak bitireceğiz. Kendisinin Senai Works adlı Instagram hesabı var. Linkini aşağı bırakıyorum. Portfolyosuna göz atabilirsiniz. Merhaba olan girsin baksın. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Boşça kalın. Serdar Nal çakalın. Hayda.